Yine şimdi kadın hastalıklarının yanı sıra bir de hepatit B, hepatit C hastalıkları da günümüzde çok fazla önde gelen rahatsızlıklardan. Bunlara nasıl bilgisayar destek sağlarız ya da mümkün müdür? Tabii. Şimdi mesela zaten bizde karaciğer zehirlenmesi de bununla ilgili bir durum. Mevsimsel olarak insanlar ilkbaharda, sonbaharda ormanlara gidiyor, mantar topluyor. Yenecek mantarlar var, yenmeyecek mantarlar var. Kişi bilmiyor bazen. Büyük tabak şeklinde mantar var. Silindir şeklinde gövdesi olan Evet. mantar zehirlidir, tehlikeli. Özellikle ormanlarda yetişiyor. Evet, amarantin denen bir alfa amarantin, toksik bir madde içerir. Bu karaciğeri eğer kişi tedavi edilmezse 24 saatte karaciğer iflas ettirir. Öldürür yani. Kişinin ölmesi sebep olur. Yani hücreleri faaliyetini durduruyor. 10 miligramı o kadar O tehlikeli. derece zehirli bir Evet, bununla ilgili deve dikeninin tohumu. Deve dikeninin tohumunda zilimarin denen etken bir madde var. %2,5-3 oranında. mantar. Ha, bunu çayını kaynatsanız, içseniz ne olur? Etki yapmaz. Destilasyonla elde edilen ekstraktı bu zehirlenmelerde kana verilir, infüzyonla, serumla. Acil vakalarda, her hastanede ve sağlık ocaklarında da var bu silimarin. Etken maddesi zilibinin denen bir madde içerir. Bu sadece mantardan dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesine değil, alkolden dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesi, tetraklordan ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesi, parasetamol, birçok kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Karaciğeri yavaş yavaş iflas ettiriyor, zehirliyor. Kimyasal ilaçlardan dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmelerine karşı da çok çok etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Mesela Profesör Doktor Artweiler ve ekibi, Profesör Martins ve ekibi vesaire yani birçok ağır vakayı tedavi etmişler. Hatta çok geç kalınmadığı zaman birinci, ikinci dereceden karaciğer yağlanmasına da etkili. O zaman tabii karaciğer yağlanması varsa enginar da gerekir. Safra anormallikleri varsa şahtere de gerekir. Yani rahatsızlığın sebebi tam olarak bilinirse bütün bunlar benim söylediklerim belgeye bilgi, klinik araştırmasına dayanıyor. Yani denenmiş karaciğer zehirlenmesine karşı eczanelerde, hastanelerde bunun hapı damlası derecesi var zaten, Elde mevcut. bilgi yok. Tamamen Evet, klinik belge ve bilgiye araştırma dayanıyor. yollarıyla Burada da birlikte. söylediklerim klinik araştırmasına, belgeye dayanıyor. Karaciğer zehirlenmesine karşı çok çok etkili. Ya, mantar zehirlenmesinin haricinde kimyasal ilaç kullananlar da zamanla karaciğer zehirleniyor. Sadece karaciğer yağlanıp büyümüyor. Aynı zamanda zehirleniyor. Ağrı kesiciler, işte günlük alınan ilaçlar da dahil Evet, herhalde, değil mi? Onlar parasetamol da. en tehlikeli karaciğeri çürüten, zehirleyen bir maddedir. Mesela yıllar önce Almanya'da bir çocuğu bademcik ameliyatı geçiriyor. Refakatçi kanı annesine doktoru diyor ki çocuk ağlarsa, sızlarsa birkaç tane fitil ver. Fitil de parasetamol içeriyor, ağrı kesici. Kadın da bilememiş, fazla vermiş. Ağladıkça vermiş fitil. 2 gün sonra öldü çocuk. Otopsi sonucunda karaciğerin parça parça olduğu tespit edildi. Neden kaynaklandı? Parasetamol. 2 yıl sürdü mahkemesi. Doktora sadece 26 bin euro para cezasını çarptırdılar. Yani çocuk gitti, 10 yaşında çocuk gitti. 100 bin de çarptırılsa onun çok bir Yani değeri kalmıyor bu orada gittikten sonra, markla hayatı dolarla kaybolduktan ölçülür mü? sonra. Yani bir Tabii. insan evladını kaybediyor. Kesinlikle. Parasetamol bugün günümüzde Türkiye'de insanlar ağrı kesici olarak böyle nasıl olarak kullanıyor? Leblebi gibi kullanıyor. Her evde ağrı kesici olarak Evet. var. Evet. Herkes kullanıyor. Ebesinin, dedesinin, ninesinin veya komşusunun hapını kullananlar var. Ne yapıyorlar? Aslında kendini zehirliyor. Farkına varmıyor. Bu nedenle başım ağrıdı, dişim ağrıdı, karnım ağrıdı diye hemen ilaç almamak gerekir. Ağrısın, geçer. Ama kimyasal ilaç kullanırsanız karaciğeriniz gider. Ağrısın. Problem yok. O ağrıyı belki 1-2 saat çekeceğiz ama karaciğeri Tabii. iyice iflas Tabii ettirdikten tabii. sonra tekrarı yok. Karaciğer zehirlenmesi, Ha evet, o yarım kalmıştı, doğru. hepatit B, hepatit C'ye karşı etkisi deve dikeninin tohumunun içindeki zilimarin hem
alkol nedeniyle karaciğer zehirlenmesi, hem kimyasal ilaçlar nedeniyle karaciğer zehirlenmesine karşı etkili, hem de hepatit B, hepatit C'ye karşı etkili. Mesela hepatit C'ye yakalanmış Ahmet Bey, Trabzon'da, İzmir'de birçok hastanede acaba gerçekten yakalandı mı, yakalanmadı mı diye şüpheye kapılmış, birçok hastane gitmiş. Demişler ki, evet hepatit C var, ağır bir durum. Bana geldi, ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız. Deneyeceğiz. Bir deneyelim. Evet, iksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel olmadan olmaz. Çünkü iksir karaciğer yağlanmasını önler. Aloe vera bağırsakları temizler. Aloe vera bağırsakları temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İksir karaciğer yağlanmasını, yağları eritir, temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Deve dikeni forte, karaciğer zehirlenmesi. Inginar forte, karaciğer yağlanması. Yani her doğada her bitkinin farklı farklı özelliği var. Biz burada sadece klinik araştırmalar etkisi ispat edilenlerden bahsediyoruz. Daha bilmediğimiz çok şey var. Değil yavaş yavaş. O zaman doğada her hastalığa bir bitkisel destek mümkün. Tabii tabii. Mesela karaciğer yağlanmasına enginar, karaciğer zehirlenmesi hepatit B, hepatit C için. Deve dikeni, efendim, safra kanalında, safra akışında yetersizlik, safra kesesinde çamur, safra kesesinde taş oluşmuşsa şahdere. Yani her bitki, her rahatsızlık için mutlaka bir doğada ve bunlar hep klinik araştırmada belgelenmiştir. Yani sağdan soldan duyup da gelmiş söylemiştir.